Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Clash of Clans'ta bakalım neler yapabileceğiz. Birinci seviyeden başladım. İlk başlarda eğitim modu olduğu için sıkmamak için almadım. Şimdi buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir kışla için asker yetiştirelim. İkincisi de hazır olsun tabi. Bu arada bir kışla daha yapabilecek durumdayız. Okçu kulesi yapabilecek durumdayız. Top alabilecek durumdayız. Şu inşaatlar bitsin. 15 dakika içerisinde bitecekmiş. Evet, şimdi iksir depomuzu ve altın depomuzu yükselttik. Bir tane daha kışla kuralım. Ya da kışladan önce şunu mu yükseltelim? Var mı paramız? Var. Her zaman fazla askerimiz olmalı. Şimdi bir ödülümüz var. Koca kasa. Aldık bunu da. Benim için önemli olan ordumun yüksekliği 1 saatmiş yükseltmesi, ama olsun, yükselsin o. Bu arada şunu da yükseltelim. 1 dakika sürecek. Sonra altını yükseltelim. Hiçbir zaman belediye binasını, yeni başlayanlar için söylüyorum, hiçbir zaman yeni belediye binasını hızlıca yükseltmeyin. Hızlıca yükseltip işte 6. seviye, 7. seviye yaparsanız çakılır kalırsınız. Adım adım gidin. Bütün belediye binasındaki bütün eşyaları yükselttikten sonra, duvarları yükselttikten sonra adım atlayın. Benim diğer hesabım 91 leveldi. Ben 2 senedir neredeyse bu oyunu oynamıyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere yayın yapabilmek için yeniden açtım. Diğer hesabımı da göstereceğim ama öncelik bu hesabı büyütmek. Bu hesabı büyütmeyi planlıyorum. Sıfırdan başlamayı seviyorum. Eğlenceli zaten oyun. Sonra da altın madenini bir yükseltelim. Şu an yerlerinin önemi yok. Ama yer de yapacağız. Bu arada iksirimiz zaten kalmamış gördüğünüz gibi. Saldırı yapabiliriz istersek goblin tarafına. Gördüğünüz gibi. Tek oyunculuğu da goblinlerin şuradan başlayıp sonuna kadar gitmeniz gerekiyor. Böyle bir şeyimiz var, oyunumuz var. 225 yıldız alabilecek kadar ilerledikçe daha fazla şans elde edebiliriz. Yıldız kazanabiliriz. Oradan aynı zamanda en başlarda ufak ufak verse de sonlara doğru, bakın arkadaşlar, 10 biner en sonda ne kadar veriyor? Pekka mesela 700 bin veriyor. Daha aşağısı var. En son ejderhanın ininde, 2500 altın, 2500, 2 milyon 500 yani. 25 binde kara iksir veriyor. Yani kara iksir zamanları da gelecek. Şimdi bir duvarları alalım. Evet. İlk başta verdiği o 25 tane duvar var. Sıra seçip şu şekilde götürebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Şu an maksadım benim bunu mesela sıra seçip yeterli paranız varsa yükseltebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde 4000'e yükseltebiliriz mesela. Ama şu an 4000 altınımız yok. Topluca yükseltme daha faydalı arkadaşlar. Bir saldırı yapalım olmazsa. Ha bir dakika. Kışla kuralım bir tane daha. Ya da kışlayı mı yükseltelim? Bir dakika. Karar veremedim şu an. 500 iksir istiyormuş. Gerek yok, tamam. İksiri alırız sonra. Şunu ikinci kışlayı yapalım. Bu başlangıç kısmı. Başlangıçtan sonra düzene geçeceğiz. Şu an rastgele koyuyoruz her şeyi. Evet, kışlamız hazır. Bir saldırı yapalım o zaman ya. Tek oyunculu da goblin karakoluna bir saldırı yapalım. Evet.
Arkadaşlar burada tuzaklar olabilir. Şu boşluklarda tuzaklar olabilir. Ben yine de içeri şuradan girmeyi planlıyorum. Gireceğim şuradan. Çok mantıklı bir şey yapmadım açıkçası. Ama toplar güçlü olmadığı için öldüremiyor hepsini ve %100 alacağız. Yani Goblin Karakolu çok da yüksek bir şeyli değildi. Yüksek donanımlı bir köy değildi. Daha başlardayız. Gördüğünüz gibi artık iksirimiz de var, altınımız da var. 20 tane de hazırlamıştık gördüğünüz gibi. Bir saldırı daha yapsak mı? Hadi yapalım. Duvarları yükselteceğim çünkü. Kayalık Hisar. Burayı da alalım hadi. Almak zor değil. Sadece nelere dikkat edeceğiz? Tuzak var mı onlara dikkat edeceğiz. Şuradan açsın bakalım. Dedim başka yerden yapsam mı? Sonra vazgeçtim. Bunlarla burayı alabiliriz herhalde. Belediye binasını da aldık. 2 yıldızı kaptık. Şimdi bazen yıldız peşinde olanlar var arkadaşlar. Yıldız peşinde olanlar belediye binasına saldırıp 2 yıldız almaya çalışıyor. Evet, kapıdan girseydik büyük ihtimal alamayacaktık. Duvardan girmek en mantıklısı oldu ve %100 aldık. Yani saldıracağınız zaman açıklıklardan uzak durun arkadaşlar. Eve dönelim. Evet, 4000 altınımız var. Şurayı sıra boyunca bir yükseltelim. Sonra şunu buradan alsak. Burayı da ben yükseltmeye vereceğim 1 dakika. Burası da 1 dakika zaten. Şimdi bizim için önemli olan tabii ki depolarımız, kaynaklarımız, maden kaynağımız, altın madeni ve iksir madeni, iksir toplayıcı. Burada da iksir deposu. Yani bizim depolarımız önemli olduğu kadar madenlerimiz de önemli arkadaşlar. Oyun başladığında bakın kaynaklardan ikişer tane alabiliyorsunuz. Önemli olan bunlar. İkişer tane alabiliyorsunuz. İleride depo da yükselteceksiniz. Gördüğünüz gibi altın depoları da olacak. Sonda makinamız var. Bu 7. seviye belediye binasında kara iksir deposu var. Sonra savunmada önemli olan top ve okçular var. Duvar önemli. Her belediye binası atladığınızda 25'er tane duvar alabileceksiniz ve bunları yükselteceksiniz. Yükseltmeden hiçbir zaman, yani duvarları yükseltmeden, okçuları yükseltmeden, bütün savunmanızı yükseltmeden kesinlikle bir üst binaya geçmeyin arkadaşlar. Eğer yeni oynayan varsa, eski oynayanlar zaten biliyordur. O şekilde oynamayanlar da eğer yaparsa naçizane ben bu şekilde yapıyorum ve gerçekten de başarılı oluyorum. İnşaatçı kulübesi önemli. Elmas biriktirin arkadaşlar. Paralı oynamayanlar için söylüyorum bunu da. Elmas biriktirin arkadaşlar. Elmasları da şuradan toplayabilirsiniz. Bakın şuralarda ağaçlar, samanlar, otlar, odunlar var. Bunları toplayarak da elmas kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hiç sıkıntı yapmanıza gerek yok. Para da yatırmanıza da gerek yok bence. Ha, hızlı gelişmek istiyorsanız tabii ki elmas almak için para yatırıp daha hızlı gelişebilirsiniz. Ben şu anda para yatırmadan oyunuma başladım arkadaşlar. Şimdi kışların bir tanesi yükseldi. Bir okçu üretebiliyoruz. Bir diğerini daha yükseltelim. Bu arada gelin 12 tane barbar, 8 tane okçu. Sonra yine 12 tane barbar. Hazır olsun diğerine. 8 tane okçu. Yani biz bir savaşa girdiğimizde diğeri hazır olsun. Her zaman böyle çalışın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda kampımız dolmak üzere. Hemen savaşa geçelim. Goblin koridoru. Burası biraz sıkıntılı olabilir. Ha yok, sıkıntılı değil, tamam. Şimdi arkadaşlar benim taktiğim şu. Buraya gönderdim mi?
Tamam. Geldim buraya da gönderdim. Bir tane daha şuraya verdim. Hadi bakalım. Bütün silahlarını def ettik ama şu boşluktan ilerleyecekler ve o boşluktan ilerleyenler ölecek. Bakın şimdi. Bomba var orada. Tak. Neyse çok canları gitmedi. Ve kazandık. Gördüğünüz gibi 1000 ve 1500 ganimet elde ettik. Evet arkadaşlar. Kışlamızın ikisi gördüğünüz gibi iki seviye. Toplayıcımız iki seviye. Altın madeni üç seviye. Şimdi biraz duvar mı yükselt? Duvarı en son yükseltiriz. Şu iksiri de yükseltelim. Ya da bir dakika. Savunmaya bakalım. Savunmaya bir top, bir de hadi topu da alalım. Tabii savunma önemli çünkü. Şimdi rastgele koyuyoruz dediğim gibi. Ama yine de şey yapmayacağız. Bir de yine savunmaya geçelim. Okçu kulesini koyalım. Evet. Şu anda bunları yerleştirsin hemen. Zaten topu yerleştirdi hemen. Buradaki topumuz da bir seviye. Buradaki de bir seviye. Şu an iksir ve kaynaklardan alacağım yani. Şuradan bir tane gördüğünüz gibi altın madeni ve iksir deposu. Yani iksir toplayıcı. Bir de altın madenini yerleştirdim arkadaşlar. Adım adım gidiyoruz. Şurası dolsun bir saldırı yaparız. Şunu bir yükseltelim. Şunu da yükseltelim. ...15 dakika zaten. Çok uzun bir süre değil. İlk başlangıçlar böyle. Ama sonra 5 saat, 6 saat, 12 saat, 24 saat. Yani uçtukça uçuyor. 3 gün olan var. Evet arkadaşlar, ordu kampımızda oldu. Hemen bir saldırı yapalım yine. Neymiş? Toplu hücum. Bakın burada daha önce ben takılmış olabilirim. Evet, burada daha önce takıldım. Bakalım bu sefer geçebilecek miyim? Şimdi şuradan birkaç tane barbar yollayacağım. Buradan da okçuları yolladım. Buradan da barbar yolluyorum. Okçuları yolluyorum. Buradan da barbar yolluyorum. Yanlış yere yolladık. Olsun. Alamayabiliriz. Alabiliriz. Kesin değil. Bombalar patladı. Tuzaklar var. İki yıldız kesin de. Üçüncü yıldızı alabilecek miyiz bakalım. Aldık tamam ya. Üç yıldızı da aldık. Evet bu sefer takılmadım. Çünkü nasıl geçeceğimizi yani taktik uygulayarak geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1000 altın 1500 iksir geldi. Bunlar ileri seviyede olan oyuncular için çok komik gelecek oyunlar. Bunlar basit olanlar tabii ki. Şimdi evet arkadaşlar, şimdi hazır kışla kampımız dolmuş ve inşaatçılarımız çalışırken 7'şer dakikalar kalmışken bir saldırı daha yapalım. Tek oyunculu, iki dumanlı namlu. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Şuradan girmek tehlikelidir arkadaşlar büyük ihtimal. Çünkü nasıl diyeyim? Tuzak olabilir. Yine de ben şuradan deneyeceğim. Şuradan da şöyle birkaç tane yeterli. Geri kalanında ana burada da varmış. Neyse. Evet. Herhangi bir sıkıntı kalmadı. Şuraya da diğer okçulardan gönderelim. Evet, çok zorlamadı bizi. Kolay bir oyun oldu. Burada da 3 yıldızı aldık.
Ama burada dediğim gibi savaşlarda taktiğiniz çok önemli arkadaşlar. Neyin nerede olduğunu bilebilmeniz, tahmin edebilmeniz lazım. Tuzaklara düşmemeniz lazım. Doğru yerden saldırmanız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi de iki topumuz da iki seviyeye geldi. Bir tane okçu kulemiz var. O birinci seviyede. Onu şimdilik bırakacağız. Şurada bir altın madenini yükseltelim. Bir dakika sürüyor zaten. Bir de şuradakini yükselteceğim. O da bir dakika sürüyor. Çok bir zararı olmaz bize. Zaten köyümüze saldırı olmayacağı için iki gün böyle rastgele dizilimle ilk başta hazırlayana kadar durabiliyoruz arkadaşlar. Ama saldırı olacağı zaman asla bu şekilde bırakmamalıyız. Evet. Altın madeni ve iksir de yükseltildi. Şu ses efektlerini kapatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi altın madenimiz de ikinci seviye oldu. İksir toplayıcımız da. Bunun bir sonraki hedefi 15 dakika. O da 15 dakika. Şunları yükselteceğim o zaman. İkisini de yükselteceğim. Nasıl olsa hazırlamıştım zaten şeyleri. Askerleri 15 dakika sürsün. Şimdi de şuradaki altın madenini 3. seviyeye çıkarıyoruz. Aynı zamanda iksir toplayıcılarımızdan da hemen bir seviye yükseltiyoruz ve savaşa gidelim artık. Tek oyunculu altına hücumda oynayacağız. Gerçi altınımız çok ya. İksir yok herhalde burada. Neyse. Girelim bakalım. Önceki hedefimiz toplar olacak. Şuradan gireceğim. Yapma. Heh, tamam. Şuradan da bakalım ne yapabileceğiz. Hatalı bir giriş oldu aslında. Büyük hata yaptık. Dikkatlerini dağıtsam şuradan. İki yıldız aldık ama devamını alamayacağız zaten. Oo, ne oluyor ya? Bitireceğiz galiba. Helal be. Yanlış yere gitseniz de aldınız oyunu. Helal. Helal. 6000 altın geldi ama biz alamadık. Çünkü yeterli derecede kapasitemiz yok. 2000'de iksir geldi. Gördüğünüz gibi altın madeni full dolu. Tamam, bunu yükseltelim 15 dakika. Bu 2 kalmasın. Ha, bir de bunu yükseltecektik. Evet. Evet. 30 dakika kabulüm. 30 dakika dayanırız. Yükselsin bakalım. Şurayı da yükselteceğiz ama bir bakalım şimdi. Önce şurayı bir yükseltelim. Ya en son yükselteceğim ya. Kafayı taktım ben ona. Şimdi bu ne kaçtı? Seviye 1'di. Bunu seviye 2 yapalım. Burası bir saat daha fazla yükselmiyor. Burası yükselmesi lazım. Yarım saat. Burayı da yükseltiyorum. Hadi bakalım. İki tane yarım saati buraya verdim. Bakalım sonuç ne olacak? İzleyip görelim. Okçuyu daha yükseltemiyoruz zaten. Kışlayı mı yükseltsek? Birer saat. Kışlaları yükseltelim. Kışlaları yükseltelim. Sıkıntı değil. Kışlanın zaten son yükselişi yanılmıyorsam. Daha fazla yükselemez zaten. Ve arkadaşlar nihayet kışlalarımız da bitiyor. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Belediye binamızı yükseltmek için sona yaklaşıyoruz. Şimdi burada bunlar var 1 saat. Şu var 45'er dakika. 7000'de altınımız var. Şu iki topu da yükseltelim. Zaten neredeyse çoğunu hallettik. Şunları da en son birer saat diyor. Yatmadan şey yaparız. Kışlarımız bitti. Bir daha yükseltemiyoruz.
duvar yıkıcıyı bir sonraki belediye seviyesinde açabiliyoruz. O yüzden herhangi bir şey yapmıyoruz. Kışlalarımız da bitti. Şimdi ben dediğim gibi şu topları da bir 45 dakikada halledelim. Yavaş yavaş artık hazırlığı bitirmek üzereyiz. 2 gün 3 saatimiz var kalkanımız bitene kadar. Ben sonuna kadar oynayacağım arkadaşlar. Kalkan bitene kadar bu şekilde goblin köylerine saldırarak geçireceğim zamanımı. Çok az kaldı.